بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Bir zaman Yusuf babasına, "Babacığım," dedi. "Ben rüyamda 11 yıldızın, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm." قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Oğlunu dinleyen Yakup Aleyhisselam, "Yavrucuğum," dedi, "rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Rabbin seni öylece seçecek, sana rüya tabirini öğretecek ve daha önce büyük babaların İbrahim ve İshak'a olan nimetini tamamına erdirdiği gibi sana ve Yakup ailesine de nimetini kemale erdirecektir. Çünkü Rabbin her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ
Yüce Rabbimiz bu kıssanın ehemmiyetini bir kere daha bildiriyor ve gerekli dersleri almamız için bizleri uyarıyor. Ey müminler! Rabbimizin buyruğunu dinleyelim ve gerekli ibretleri bu kıssadan alalım. Gerçekten Yusuf'la kardeşlerinin kıssalarından sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. İz kalu le Yusuf ve ahuhu ahabbu ila abina minna ve nahnu usbe inna abana lefi dalalim mubin. Yakup aleyhisselam Yusuf ve kardeşi Bünyamin'i diğer evlatlarından biraz daha fazla sevdi ve bunu da diğer kardeşlerinin çekemediği işaret edilerek buyruluyor ki, hani demişlerdi ki, Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgili, bizse güçlü ve tutkun bir grubuz. Doğrusu babamız belli ki çok açık bir yanılgı içindedir. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Kardeşlerden bir tanesi bu kıskançlık olayına kesin bir çözüm getirdi. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek salih kimseler olursunuz. قتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Bir başkası öldürme fikrine karşı çıkarak içlerinden bir söz sahibi şöyle dedi: Yusuf'u öldürmeyin. Bir kuyunun dibine bırakın da oradan geçen kafilenin biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ İkinci fikirde karar kıldılar. Yusuf'la birlikte kıra gidecekler, kırda aldıkları kararı uygulayacaklardı. Fakat bu durumu babalarına nasıl anlatacaklar ve Yusuf için nasıl izin alacaklardı?
Dediler ki, ey babamız, sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun iyiliğini istemekteyiz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Yakup Aleyhisselam çoktandır oğullarının Yusuf'a karşı tavırlarından kuşkulanırdı. Bu kuşkusunun neticesi olarak, babaları, onu götürmeniz beni meraklandırır. Korkarım ki siz farkında olmadan olur ki kurdun biri gelip onu yiyebilir, dedi. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا اِذَا لَخَاسِرُونَ Yakup Aleyhisselam'ın endişelerini duyan oğulları ona endişe etmemesi yönünde garanti vermeye kalktılar. Onlar vallahi dediler, biz böylesine güçlü bir grupken onu kurt kapar da yerse yazıklar olsun bize. Biz ne güne dururuz? فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Oğullarının ısrarına dayanamayan Yakup Aleyhisselam sonunda Yusuf'a izin verir. Nihayet kardeşleri Yusuf'u alıp götürdüler ve kuyunun dibine bırakmaya topluca karar verdiler. Biz de ona şöyle vahyettik. Andolsun ki sen onlara ileride hiç beklemedikleri bir sırada bu yaptıklarını haber vereceksin. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ Küçük Yusuf'u hiç vicdanları sızlamadan kuyunun içine bırakarak evlerine dönerler.
Akşama ağlaya ağlaya babalarına geldiler. Dediler ki, ''Ey babamız, biz gittik, aramızda yarış yapıyorduk. Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de baktık ki onu kurt yemiş. Şu anda biz doğru da söylesek, yine de sen bize inanacak değilsin.'' سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على Bir de gömleğinin üzerinde yalandan bir kan getirmişlerdi. Babaları dedi ki, hayır, nefisleriniz aldatmış da size bir iş yaptırtmış. Artık bana güzel bir sabır gerekiyor. Bu anlattıklarınıza karşılık yardımına sığınılacak olan ancak Allah'tır. Ve caet seyyâratun fe'erselû vâridahum fe'edlâ. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Muratlarına eren kardeşler mutlu, Yakup aleyhisselam da büyük bir üzüntü içinde yavrusu Yusuf'u düşünmektedir. Küçük Yusuf da kuyunun karanlıkları içinde çaresiz bir vaziyette beklemektedir. Bu sırada bir kafile de kuyuya yaklaşmıştır. Öteden bir kafile gelmiş, sucularını kuyuya göndermişlerdi. Sucu vardı, kovasını sarkıttı. "A müjde, işte bir civan," dedi. Sucuyla yanındakiler onu ticaret malı olarak satmak niyetiyle kafilede olanlara onu bildirmeyip gizlediler. Ama Allah Teala onların ne yapacaklarını pek iyi biliyordu. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ Küçük Yusuf'u kuyudan kurtaran kafile Mısır'a gidiyordu. Kafile mensupları bu çocuğu Mısır'a götürüp orada köle olarak satma kararı alırlar. Nihayet Mısır'a varınca onu düşük bir fiyata birkaç paraya sattılar. Zaten ona pek kıymet biçmiyorlardı. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى وَلَدًا
وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Köle pazarında satışa sunulan Yusuf Aleyhisselam'ı Mısır'ın veziri satın alır. Bu vezirin çocuğu da yoktur. Mısır'da Yusuf'u satın alan vezir hanımına, "Ona güzel bak," dedi. "Belki bize faydası dokunur yahut onu evlat ediniriz." Böylece Yusuf'un o ülkede yerini sağlamlaştırdık, ona imkan verdik ve bu cümleden olarak ona rüyaların yorumunu öğrettik. Allah Teala iradesini yerine getirmekte her zaman mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Kuyuya atıldığında ergenlik çağında olmayan küçük Yusuf, Mısır vezirinin yanında kaldığı zaman içinde ergenlik çağına erer ve her yönüyle, özellikle de güzelliği ile dillere destan olur. Fiziki güzelliğinin yanında Rabbimiz ona başka mükafatlarda da bulunur. O tam ergenlik çağına gelince kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte iyi hareket eden insanları biz böyle mükafatlandırırız. İnnehu la yuflihuz zalimun. Efendisinin evinde hayatını sürdüren Yusuf Aleyhisselam artık büyümüş, her yönüyle mükemmel bir delikanlı olmuştur. Yusuf Aleyhisselam'ın bu mükemmelliği evin hanımının dikkatini çekmekte, içten içe Yusuf Aleyhisselam için planlar kurmaktadır. Derken bulunduğu evin hanımı, Yusuf'u kendisine bağlamak, onun nefsinden murad almak istedi ve kapıları kapatarak, "Haydi yaklaş bana," dedi. O, "Allah'a sığınırım," dedi. "Doğrusu senin kocan olan benim efendim bana çok iyi davranıyor. Hıyanet ederek zalim olanlar iflah olmazlar." وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ
نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يوسف عليه السلام'ın hayır demesi karşısında iyice saldırganlaşan kadın, Yusuf Aleyhisselam'ı iyice bunaltmıştı. Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yeltenmişti de. Eğer Rabbinin bürhanını görmeseydi, o da kadına meyledecekti. İşte böylece biz fenalığı ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Çünkü o bizim tam ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Rabbinin burhanını gören Yusuf Aleyhisselam kurtuluşu kaçmakta bulur. İkisi de kapıya koştular. Hanım onun gömleğini arkadan yırttı ve kapının yanında hanımın efendisiyle karşı karşıya geldiler. Hanım hemen dedi ki, senin eşine fenalık yapmak isteyenin cezası zindana atılmaktan veya acı bir azaba uğramaktan başka ne olabilir? وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Yusuf Aleyhisselam büyük bir iftirayla karşı karşıya kalmıştı. Yusuf, kendisi benden yararlanmak istedi, dedi. Hanımın akrabalarından biri de şöyle şahitlik etti. Eğer gömleği önden yırtılmışsa hanım doğru söylemiştir. O zaman bu yalancılardandır. Yok eğer gömleği arkadan yırtılmışsa hanım yalan söylemiştir. O zaman bu doğru söyleyenlerdendir. فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Hanımın akrabasının teklifi kabul edilir ve Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğine bakarlar. Ne zaman ki gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu gördü,
O zaman dedi ki, bu iş siz kadınların tuzağındandır. Gerçekten de sizin tuzağınız çok büyüktür. Yusuf a'rid an hâzâ ve estağfirî li zembik. İnneki kunti minel hâtiîn. Vezir gerçeği anlamıştır. Durumu örtbas etmek ister. Yusuf, sen bu işi söylemekten vazgeç. Ey hanım, sen de günahına Allah'tan mağfiret dile. Doğrusu sen büyük günahkarlardan oldun, dedi. Ve kâle nisvetun fil medineti imra'etul azizi turavidu fetaha an nefsihi kad şerefaha hubba in Bu durumu örtbas etmelerine rağmen mesele Mısır'da duyulur. Şehirde bir takım kadınlar duydunuz mu dediler. Vezirin hanımı uşağına gönlünü kaptırmış, ondan murad almak istemiş. Sevda ateşi bağrını yakmış. Kadın besbelli çıldırmış. Doğrusu biz bu hali ona yakıştıramıyoruz. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن إن هذا إلا ملك كريم. Kendi aleyhinde konuşulduğunu duyan vezirin hanımı bu konuşmalara üzülür. Bir de kendisiyle alay etmelerini duyunca iyiden iyiye bozulur ve bu duruma bir son vermek için kadınlar arası bir yemek tertip etmeye karar verir. Aziz'in hanımı onların gizliden gizliye dedikodu yaydıklarını işitince onlara davetçi gönderdi ve onlara mükellef bir sofra hazırladı. Her birine bir bıçak verdi, beri taraftan da Yusuf'a çık karşılarına dedi. Görür görmez hepsi onu gözlerinde çok büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Dediler ki, haşa, Allah için bu bir insan olamaz. Bu pek kıymetli bir melek, başka bir şey olamaz, dediler. قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذ۪ي لُمْتُنَّنِي ف۪يهِ
لَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ. Aziz'in hanımı kadınların düştüğü durum karşısında kendi haklılığını onlara ispat etmiş oldu ama Yusuf Aleyhisselam'a karşı olan düşüncelerinden de vazgeçmemişti. Hatta bu toplantı onun düşüncelerini daha da perçinlemişti. Ne pahasına olursa olsun Yusuf Aleyhisselam'ı elde edecekti. Aziz'in hanımı, işte beni kınamanıza sebep olan genç. Yemin ederim ki ben ondan murad almak istedim ama o iffetli davrandı. Yine yemin ederim ki kendisine emredeceğim işi yapmaması halinde o mutlaka zindana atılacak, zelil ve perişan olacaktır. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ صرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ. Kadının peşini bırakmayacağına kesin olarak inanan Yusuf Aleyhisselam, bu kadınlarla beraber devamlı tehdit altında bulunmaktansa, zindana atılmanın kendisi için daha hayırlı olduğunu düşünür. Rabbine müracaat eder. Ya Rabbi, dedi. Zindan bu kadınların beni davet ettikleri o işten daha iyidir. Eğer sen onların fendini benden uzaklaştırmazsan, onlara meyledip cahilce davrananlardan olabilirim. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etti ve onların tuzaklarını kendisinden saldı. Çünkü o hakkıyla işitenin, her şeyi bilenin ta kendisidir. Sonra Aziz ve arkadaşları bunca kesin deliller görmelerine rağmen dedikoduları kesmek gayesiyle bir müddet için onu hapse atmayı uygun buldular. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني فوق رأسي
نفسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إن تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر Yusuf Aleyhisselam bir iftira sonucu zindana atılmıştır. Çile ve sıkıntılar devam etmektedir. Önce kardeşlerinin zulmü, ardından köle olarak satılması, şimdi de haksız olarak zindana atılması. Fakat her gittiği yerde insanların sevgilisi olduğu gibi zindanda da çok sevildi. Zindandaki herkes ona akıl danışıyor, ondan fikir soruyordu. Bu arada zindana atılan iki genç de ona sorular soruyordu. Bir gün bu gençlerin ikisi de rüya görürler. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri dedi ki, ben rüyada şarap sıktığımı gördüm. Diğeri de, ben de başımın üstünde kuşların yemekte olduğu bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bunun yorumunu bize haber ver. Çünkü biz seni güzel davrananlardan görüyoruz, dedi. Yusuf dedi ki, size yiyecek olarak verilecek bir yemek gelmeden önce onun tabirini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Çünkü ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a hiçbir şeyi ortak tutmamız olmaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. يا صاحبي السلام
السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ benim zindan arkadaşlarım. Bir düşünün, sizin için müteaddit Rablere ibadet etmek mi, yoksa tek mutlak hakim olan Allah'a ibadet etmek mi iyidir? Sizin Allah'ı bırakıp da o taptıklarınız, sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Bunlara tapmanız için Allah hiçbir delil indirmiş değildir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına tapmamanızı emretti. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Ey hapis arkadaşlarım! Gelelim rüyalarınızın tabirine. İlk soran arkadaş efendisine yine şarap sunacak, öbürü ise asılacak. Kuşlar da başını gagalayacak. İşte yorumunu istediğiniz iş böylece hal edilip sonuçlandırılmıştır. Ve kâle lillezî zanne ennehu nâcim minhuma zkurnî inde rabbik فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي
السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Bu iki gencin rüyalarını tabir eden Yusuf Aleyhisselam, gençlerden birinden bir talepte bulunur. İşte imtihan. Yardım yalnız Allah Celle Celaluhu'ndan istenir. Bir küçük şaşırma, Yusuf Aleyhisselam'ın yıllarca zindanda kalmasına sebep olur. Yusuf, hapisten kurtulacağına inandığı o ikiden birine dedi ki, "Beni efendinin yanında an." Fakat şeytan ona efendisinin yanında anmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf daha yıllarca zindanda kaldı. وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّي اَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ لِرُؤْيَا تَعْبُرُونَ. Aradan uzun yıllar geçer, bir gün Mısır hükümdarı, günün birinde hükümdar gördüğü bir rüyayı anlatıp dedi ki, "Ben 7 semiz inek gördüm. Bunları 7 zayıf inek yiyordu. Ben de 7 yeşil başakla 7 kuru başak gördüm. Ey efendiler, siz rüya tabir ediyorsanız benim bu rüyamı da halledin." قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ. Hükümdarın etrafında bulunan Mısır'ın ileri gelenleri dediler ki, "Rüya dediğin şey karma karışık hayallerdir. Bizse böyle karışık hayallerin yorumunu bilemeyiz." وَقَالَ الَّذِينَ جَاءَ مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ. Zindandan kurtulan Yusuf Aleyhisselam'ın arkadaşı hükümdarın rüyasını duyunca Yusuf'u hatırladı. O iki arkadaştan kurtulanı nice zaman sonra ancak o sırada Yusuf'u hatırlayıp dedi ki, "Rüyanın tabirini size ben bildireceğim. Hele siz beni hapishaneye bir gönderiverin." Yusuf'u eyyuhassiddiqu eftina fi seb'i bekaratin simanin ye. كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ
يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Hapishaneye gidip, Yusuf, sözü doğru ve isabetli olan aziz dostum, şu müşkil rüya hakkında bize bir çözüm bildir lütfen. 7 semiz ineği yiyen, 7 zayıf inekle, 7 yeşil başakla, 7 kuru başağın anlamı ne olabilir? Ümit ederim ki isabetli yorumu öğrenip halka aktarırım da, böylece onlar doğruyu öğrenir ve senin kıymetini bilirler. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا Yusuf Aleyhisselam hükümdarın rüyasını yorumlar. Yusuf, 7 sene bildiğiniz şekilde ekin ekersiniz. Ama biçtiğinizi yiyeceğiniz az miktar dışında başağınızda bırakır, depolarsınız. Sonra bunun peşinden 7 kurak yıl gelecek, tohumluk olarak saklayacağınız az bir miktar dışında önce biriktirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz. Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki halk bol yağmura kavuşacak, sıkıntıdan kurtulacak, bol meyve sıkıp hayvan sağacaklar. وَقَالَ الْمَلِكُ اْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Rüya tabirini öğrenen kişi durumu hemen hükümdara bildirir. Bunu duyan hükümdar, "Getirin bana onu," dedi. Hükümdarın elçisi gelince Yusuf, "Sen önce dönüp efendine de ki, o ellerini kesen kadınların meselesi neydi? Kendisine soru ver. Zaten benim efendim, o kadınların fendini pek iyi bilir."